Evet, hoş geldiniz. Bugün yayınımızda gazeteci Faruk Bildirici var. Hoş geldiniz Faruk Merhabalar, hoş bulduk. Bey. Şimdi öncelikle tabii gündem siyasetin gündemi yoğun. Yani Türkiye'nin gündemi yoğun aslında. Neredeyse yani yaklaşık 21 seneyi aşkındır yönetimde olan bir iktidar görüyoruz. Evet. Tabii bunun neticesinde olarak bir ikilik devamlı hani bizdensen iyisin, bizden değilsen kötüsün tarzında. Özellikle bu son dönemde gördük ki gazeteciliğin dahi içi boşaltılmış hale gelmiş. Yani bu serüven, bu süreçte siz nasıl gördünüz, nasıl görüyorsunuz bu süreci? 21 yıllık bir süreci aslında. 21 yıllık süreci anlatmak epey zor tabii. Evet. Ama gerçekten şu anda geldiğimiz noktada eğer Cumhurbaşkanı bu seçimin son derece kritik bir seçim olduğunu söylüyor ise ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki insanlar, partiler, gruplar da bunun tarihi bir seçim olduğunu, çok önemli bir dönemeç olduğunu söylüyorlarsa gerçekten demek ki hepimiz için çok önemli bir seçim. Demek ki hepimiz için bu 21 yılın sonucunda ya bu iktidardan kurtulmak ya da bu iktidarın ilelebet devamı gibi bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi ve aslında gerçekten de şunu söylemek durumundayız. Sanıyorum Tayyip Erdoğan iktidarı Türkiye Cumhuriyet tarihinin Mustafa Kemal'in işte başlangıçtaki o 23, 1923'lü hatta 1920'li 38 arasını saymazsak en uzun süreli tek başına iktidar olan rejimi, gücü, partisi. Yani onun dışında her ne kadar genç Tayyip Erdoğan sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyor ise de yani bu kadar uzun süre iktidar olan, bu kadar büyük güçle iktidar olan başka bir dönem yok bildiğim kadarıyla. İşte Demokrat Parti dönemi de zaten nereden baksanız bir 10 yıl bile değil yani sonuçta. O nedenle gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli yer tutan bir Tayyip Erdoğan dönemiyle karşı karşıyayız. Ve bugün geldiğimiz noktada medya açısından da toplum açısından da bir kutuplaşmanın olduğu ortada. Gerçekten çok ciddi bir kutuplaşma var. Ve bu siyasi iktidar kutuplaşmadan, toplumu ayrıştırmadan beslendi. Ve buradan da yürümek istiyor. Yine seçim öncesinde maalesef daha gerginlikler görüyoruz. Ya ben mesela doğrusu belki bu ülkede yaşayan birçok insan gibi zaman zaman gülümseyen, zaman zaman espriler yapan, şakalaşan bir cumhurbaşkanı görmek isterim. Ama öyle bir cumhurbaşkanı yok karşımızda. Üstelik hatta deprem gibi son derece büyük bir felaketi yaşıyoruz. 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz bir felaketi yaşıyoruz. Orada bile yine insanları azarlayan, işte yer yer hakaret eden bir cumhurbaşkanı karşı karşıyayız. Şimdi bunun karşısında muhalefet liderlerinde de gerginlikler, onlardan da gergin konuşmalar görüyoruz. İşte Meral Akşener'in kürsüden mermi kovanlarını fırlatması, işte Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti İstanbul il binalarının önünde kurşun sıkılması, şey, havaya ateş edilmesi ya da ateş edilmesi, saldırılması artık ne dersek diyelim. Bütün bunlarla birlikte bir seçime gidiyoruz. Yani umarım seçim sürecinde de bu gerginlikler daha da artmaz. Artarsa çünkü bundan hepimiz ulus olarak zararlı çıkarız. Herkesin seçmenin iradesini sağlıklı biçimde ortaya koyacağı bir seçim olmaz. Onun için başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün siyasi liderleri bu seçim döneminin daha böyle salimen, yani daha sakin biçimde atlatılması için ciddi görevler düşüyor doğrusu. Evet, yani özellikle de şu 14 Mayıs seçimlerine doğru giderken dediğiniz gibi yani ne kadar şey de olsa bu saldırılar olsun, siyasette kullanılan dil olsun hakikaten artık yorulduk diyebiliriz yani bu aşamada. Siz peki tabii biliyorsunuz bir deprem yaşadık maalesef ki büyük bir enkaz ve sistemin de enkazını görmüş olduk aslında bu süreçte bu durumda. 14 Mayıs'la ilgili bir öngörünüz nedir? Yani diye sorsak hani nasıl bir değerlendirme yaparsınız genel olarak? Yani Seçimin şöyle, öncesi ve sonrası diyelim. yani bu seçimin belirleyici etkenleri çok farklılaştı diye düşünüyorum ben. Yani deprem öncesinde, 6 Şubat öncesinde bu depremin, pardon, bu seçimin sonucunu belirleyecek olanın ekonomik gelişmeler olduğunu, ekonomik kriz olduğunu düşünüyor idik. Enflasyon, hayat pahalı olduğunu düşünüyorduk. Birçok uzman da bunu söylüyordu. Ama şimdi onun üzerine bir de
deprem felaketi eklendi. Hem depremin bizatihi yarattığı etki hem de deprem sırasında organizasyonun eksikliği, yani yeterince arama kurtarma faaliyetlerinin doğru düzgün yapılamaması, geç kalınması, ondan sonra hala oradaki insanların ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamaması gibi bir takım sorunlarla karşılaştık. Bu da aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, yani tek kişi rejiminin yetersizliklerini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Şimdi bütün bunlar bu seçim sonucunu belirleyecek bence. Ha, nasıl belirleyecek? Ben doğrusu şunu düşünüyorum. Bu seçimi galiba muhalefetin kampanya başarıları, muhalefetin sloganları, ittifakları vesaireden daha çok siyasi iktidarın bugüne kadarki, az önce sizin de söylediğiniz gibi, o 21 yıl içerisindeki başarıları, başarısızlıkları ve yıpranması asıl olarak da sonucu belirleyecek. Yani insanlar muhalefetin söylediklerine değil, iktidarın başarısızlıklarına ya da başarılarına oy verecekler diye düşünüyorum. Yani bir anlamda daha net söylemem gerekirse, aslında bu seçimi büyük ihtimalle muhalefet kazanmayacak, iktidar kaybedecek. Tepkiler çünkü belirleyici rol oynayacak. Çünkü gerçekten de aslına bakarsanız 21 yıl içerisinde geçen seçimlerde bu iktidar çok fazla yıprandı söylenemez. Yani bu 2019 yerel seçimlerine kadar siyasi iktidar her şekilde kendi oy potansiyelini çok da düşürmeden seçimleri almayı başarmıştı. Ama 2019'da ciddi bir yenilgiye uğradı. Şimdi o yenilgi süreci devam edecek mi etmeyecek mi onu göreceğiz. Evet. Yani çünkü gördüğümüz de o ki aslında zaten baktığımız zaman genel çerçevede iktidarın kaybetmesi, yani şimdi bakıyoruz bir yanda bu Kılıçdaroğlu adaydı. Kılıçdaroğlu bir yanda insanlara aslında emekli maaşı ikramiyesi olarak size 15 bin lira yapacağım diyor. Evet. Diğer tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp TOG'u ön plana çıkarıyor. Halbuki şu an TOG dediğimiz arabaya şu an bir asgari ücretlinin ya da normal standart vatandaşın alması çok zor. Yani şu an aslında aradaki şeyi de görüyoruz. Yani insanlar bunu da görüyor. Yani zaten en baştan bir kaybetmişlik görüyoruz. Yani peki siz bu süreçte Kılıçdaroğlu adaylığını nasıl görüyorsunuz? Dediniz iktidar kaybediyor diyorsunuz aslında ama hani Kılıçdaroğlu adaylığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yöndeki adımları ve Millet İttifakı'nın bir parlamento, güçlendirilmiş parlamenter sistemin etrafında teşkil ettiği bir durumu siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani çünkü 6 farklı fikir var ortada. Normalde bir araya gelmesi imkansız. Evet, imkansız sözcüğü doğru anlatıyor gerçekten. Yani siz bu aşamada nasıl bunları değerlendirirsiniz? Yani şöyle, gerçekten bu 6 benzemez partinin bir araya gelmesi karşıdaki tehlikeyi ya da karşıdaki olumsuzluğu ne kadar büyük gördükleriyle ilgili. O kadar büyük bir cumhuriyete, ülkeye, rejime ilişkin ciddi bir tehlike görüyorlar ki bu değişik partiler, birbirinden çok farklı benzemez partiler yan yana gelebiliyorlar bir yandan. Bir yandan baktığınızda bunun temel asıl mimarı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve ikincisi de, en büyük yardımcısı da Meral Akşener oldu. Onların başarısı aslında bunu 6 benzemez partiyi bir arada tutmak ve bu noktaya kadar getirebilmek. Ama aday belirleme sürecinde ciddi anlaşmazlıklar yaşadılar, sorunlar oldu. Fakat bu sorunların ben sonucu belirleyebilecek nitelikte olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Başta da söyledim, bu seçimin sonucunu zaten bu siyasi iktidarın yıpranmışlığı belirleyecek ve ülkeyi getirdiği ekonomiyi, siyaseti, sosyal dengeleri, sığınmacıların gelişini, işte dış politikadaki geldiğimiz durumu, bütün bunlar belirleyecek. Yani insanlara siz şu anda bu siyasi iktidarın yaptığı gibi asgari ücreti işte düşük olanları 7500 liraya çıkarabilirsiniz. Ya da işte bakın TOG diye bir araba ürettik diyebilirsiniz. Ayda 8500 lira alan insana 1 milyon liralık aracı bir matah bir şey gibi sunabilirsiniz. Evet, yapmamız iyi oldu tabii ki ama ya da işte Karadeniz'den gelen doğalgaz fiyatlarını indirecek diye müjdeler verebilirsiniz ama mesele bu değil. Mesele insanlar şunu görüyorlar artık. Bu siyasi iktidar döneminde fakirleştiler. Evet, iktidarın ilk döneminde insanlar ekonomiyle birlikte, ekonomik büyümeyle birlikte daha göreli bir refaha erişmişlerdi. Toplumun bütün katmanları o refaha hissediyordu ama şimdi öyle değil. Özellikle orta kesim Turgut Özal'ın o meşhur deyişiyle orta direk
zayıfladı. Orta direk yoksul kesime doğru gitti. Yani yoksul zaten yoksuldu. Ama aslında orta direk zayıfladı ve onlar yoksullaştı. Ve şimdi onlar biraz belirleyecekler sonucu diye düşünüyorum ben. Ha, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi. Doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu şeyden itibaren son bir iki yıldır yavaş yavaş kendi manevralarıyla adaylığını kaçınılmaz hale getirmişti zaten. Yani eğer altılı masada diğer partiler kabul etmeseydi, kendisi geri çekilmek zorunda kalsaydı, partisi içerisinde çok zor duruma düşecekti. Yani ve onun dışında da karşıdan bir aday çıkmadı, çıkarılamadı diğer parti liderleri de aday çıkaramadılar. Ve en önemli rakibi olarak görülen Ekrem İmamoğlu'nun da aslına bakarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı saf dışı bıraktı. Yargıyı bir silah gibi kullanarak. İmamoğlu'nun siyaset yasağı riski olması, kararın bir anda istenildiği zaman yürürlüğe girecek olması zaten İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını imkansız hale getirdi bir yerde. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak sahada kalmıştı. Şimdi de göreceğiz. Zaten Kılıçdaroğlu şu anda o birleştirici kişiliğiyle, hani az önce söylediğiniz ya kutuplaştırma, kutuplaştırmaya karşı birleştirici kişiliğiyle ortaya çıkıyor bir. İkincisi de temel hedef olan güçlendirilmiş parlamenter rejime dönmek konusunda daha umut veren bir kişi. O anlamda doğru bir isim olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Ha, seçmen bunu doğru görür mü? Onu hep beraber göreceğiz tabii. Fakat şu var, güçlendirilmiş parlamenter rejime geçmek tabii o kadar kolay bir şey değil bir. İkincisi altılı masa yani Millet İttifakı hala bu güçlendirilmiş parlamenter rejimin neden geçilmesi gerektiğini, tek adam rejiminin nasıl zorlukları olduğunu henüz bence çok iyi topluma anlatabilmiş de değil. Yani insanlar hissettiklerini, bildiklerini biliyorlar, görüyorlar tabii ama bu partilerin kampanyaları belki de henüz tam olarak başlamadığından dolayıdır. Onları göremiyorum. Ya sanıyorum işte aday listelerin belli olmasından sonra yani pazartesi gününden itibaren kampanyaları daha net biçimde göreceğiz. Evet, peki burada şöyle bir şey demek istiyorum. Şimdi Muharrem İnce diye bir faktör var. Muharrem İnce. Evet. Şimdi bir yanda parlamenter sistem gibi bir büyük bir şeyi seçeneği ortaya koyan bir altılı masa dediğimiz Millet İttifakı var. Diğer tarafta da bu tek adamcılık sürecini devam ettirmeye çalışan bir Cumhur İttifakı var ve diğer taraftan da Muharrem İnce var. Sizce Muharrem İnce'nin adaylığı Erdoğan'dan sonra Erdoğan'ın yerine geçmek gibi midir? Yani şey nedir yani onu anlayamadık aslında. Muharrem İnce'nin geldiğinde ne olacak gibi bir şeyini anlayamadık. Sadece Muharrem İnce ben adayım, tanınmış bir kişiyim, ortaya çıkıyorum şeklinde bir şey görüyoruz aslında dışarıdan açıkçası. Yani şöyle ben Muharrem Bey'de bir kızgınlık hali görüyorum. Bir CHP'ye yönelik bir kızgınlık hali görüyorum. O kadar sinirlenmiş ki bir intikam almaya çalışıyor. Yani ve kendince bir takım gerekçeler sıralıyor. Ya haklı da olabilir gerekçelerin ama şu an itibariyle o kadar anlamsız ki yani CHP'de kendisine şu yapılmış, bu yapılmış, işte geçen seçimde böyle olmuş. Bunları konuşmanın çok bir anlamı yok yani. Benim için de yok, sizin için de, seçmen için de yok yani. Geçmişte kalmış onlar bir. Şu anda soru gerçekten az önce sizin söylediğiniz gibi Muharrem İnce neden aday oluyor? Bir cumhurbaşkanlığı yarışına bir insan, bir siyasetçi neden girer? Kazanmak için. Ama şu anda biliyoruz ki Muharrem İnce'nin kazanma şansı yok. Yok yani. Yani sıfıra yakın bir oranla. Ha şu olabilir, birinci turda ciddi bir oy alabilir. Yani %6-7 belki 10 oy alabilir. Ama bu bile onu ikinci tura taşımaz. Bu görünüyor yani şu anda. Net biçimde görünüyor. Dolayısıyla Muharrem İnce o zaman neden giriyor seçime? Az önce birinci neden dediğim gibi CHP'ye kızgınlığını kusuyor bir. İkincisi de bence siyasette rüştünü ispat etmeye çalışıyor. Yani şu anda aday olmasa, çekilmiş olsa tamamen diğer siyasetin diğer aktörleri gibi sıfırlanmış olacak. Partisinin bir iddiası kalmayacak. Ama şimdi belki böyle hesaplıyor. %5-6'lık, 7'lik bir oy alırsa siyasette varlığını kanıtlayıp bundan sonraki işte seçim sonrasında ortaya çıkacak yeni siyasi denklemlerde bir şekilde var olmayı sağlayabilirim diye planlıyor diye düşünüyorum. Ama tersi de söz konusu. Yani %6-7 oy almaz.
bu kampanya sürecinde tersi olursa, %1-2 oy alırsa ve hele de o %1-2 oy diyelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda kazanması engellerse bunu nasıl göğüsleyecek? Onu da bilmiyorum, düşünüyor mu? Ama temel olarak gördüğüm kadarıyla bir CHP kızgınlığı, iki siyasette üstünlüğünü ispat etme çabası olarak görüyorum ben açıkçası. Evet, aslında şöyle de bir tuhaflık var. Kendisine bu ikinci turda eğer seçilemezse, ikinci tura Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kalırsa gibi bir şey sorulduğunda da yani çok fazla bir şey diyemedi aslında. Yani o zaman gelince tartışırız gibi. Yani o söylemek istediğini aslında birinci turda da yapsa, çünkü dediğiniz gibi herhangi aldığı bir oy şu an Millet İttifakı'na kaybettirse şu an dışarı çıkamaz hale gelir yani. Evet, tabii. İnsanların ciddi tepkisiyle karşılaşır ki zaten çekilmediğini ilan ettiğinde bile tepkiyle karşılaştı. Evet. Ve bana CHP'den teklif gelmedi diyor. Mesele gelip gelmesi değil ki. Muharrem Bey gerçekten yıllardır siyasetin içinde olan deneyimli bir siyasetçi. Yani herhangi teklif gelmeden kendisi de gidip görüşebilirdi, bunu yapabilirdi. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi teklifte bulunmak için geç kalmış olabilir. Onu ben de gözlüyorum doğrusu. Ama bu mesele değil. Siyasetçinin çözümü kendisinin üretmesi gerekir. Eğer bir ülke için bir hayaliniz varsa, bu ülkenin iyi bir noktaya gelmesini istiyorsanız ve mevcut durumda kötü olduğuna inanıyorsanız, bunun değişmesi için fedakarlık yapmalısınız gerektiğinde. Ama fedakarlık yapmadan siz illa ben var olacağım, ben diyorsanız, o zaman bu olmaz. Yani o zaman zaten siyasi çizginiz için ya da ülke hayaliniz için değildi. Ki sadece kendiniz için çalışıyorsunuz demektir maalesef. Evet. Aslında burada şöyle bir şey de dikkatimi çekti. Muharrem İnce bence şu an Kılıçdaroğlu'yla yarışıyor gibi. Yani Kılıçdaroğlu'na yakın evet, bir oyuncaksa evet. Şunu diyecek. Ben işte gördünüz. Yani CHP beni seçmedi, istemedi. Siz de beni istemediniz ama gördünüz ki ben aday olsaydım belki şey olabilirdim gibi biraz Kılıçdaroğlu'yla yarışmaya çalışıyor diye Evet, uzak. Muharrem Bey aslında şunu bile görse yeter bence karar vermesi için. Yani kısa süre öncesine kadar, yani bu adaylık sürecinden önce Muharrem Bey'in hiçbir etkinliği iktidar medyasına haber olmuyordu. Ama şimdi attığı her adımı haber yapıyor iktidar medyası. Niye? Çünkü onun bir puan fazla alması Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakı'na zarar verecek. Kılıçdaroğlu'na zarar verecek. Bunu bildikleri için oradan destekliyorlar. Ve bunu da görüyor olması lazım. Ama buna rağmen madem ben bu iktidara karşıyım, bu iktidar medyası beni de niye destekliyor diye düşünmüyor. Ya da iktidar partisinin sözcüleri kendisinin niye lehine sürekli onu destekleyen demeçler veriyorlar. Bunu düşünmüyor mu acaba yani? Ki kendisi bu kadar yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapmış, orada büyümüş, o gelenekten gelen bir kişi. Ve şimdi durup dururken Cumhuriyet Halk Partisi değil de öbür taraftan destek görüyor. Ya bunu bir kez daha düşünse gerçekten çok iyi olur. Kendi siyasi geleceği için de bence. Evet, hem öyle düşünüyor hem de bana oradan oy gelecek diye bir konuşması da var. Yani oradan şu anki desteklere bakarak, yapmacık göstermelik desteklere bakarak sanki onlardan oy alabileceğini düşünüyor. Halbuki oradan bakan biri için de karşıda şu an iki tane aynı fikirde olan birini görüyorlar. Yani şu an Kılıçdaroğlu dışarıdan bakıldığı zaman yani AK Parti'nin gözünde şu an Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce İki aslında partiden çıkmış bir şey gibi görünüyor onların gözünde. Ama tabii Muharrem İnce'yi Kılıçdaroğlu'nun şeyine kullanıyorlar. Yani Muharrem İnce bunun farkında değil. Buna belki artık uyanamadı mı veya etrafındaki insanlar mı? İşte dediğiniz gibi kendini biraz daha ön plana çıkarmaya çalışıyor. Artık burada iş Kılıçdaroğlu'na düşüyor bence. Kılıçdaroğlu bu şeyi yenmesi gerekiyor. O da Millet İttifakı'yla, birlikte, beraberlikle bir şekilde artık bu şeyin sonunu getirecek diye düşünüyoruz. İşte onu kampanya sürecinde göreceğiz galiba. Evet. Eğer kampanya sürecinde çok baskın bir o atmosfer çıkarsa bu tabii elbette Muharrem Bey'i de etkileyecektir. Kaldı ki hani Muharrem Bey eğer iktidara destek veren, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek veren kesimlerden de oy alacağını umuyorsa her şeyden önce onlara dair bir slogan, bir vaat, bir proje sunması gerek. Ama ben mesela bir gazeteci olarak Muharrem İnce'nin şu anda bırakın iktidar tabanına, bütün Türkiye'ye yönelik ne söylediğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da iktidardan farklı olarak nasıl bir Türkiye vaat ettiğini bilmiyorum doğrusu. Aynen biz de bilmiyoruz. Bilmiyorum yani yok yani farklılıklar, işte CHP'den farklı olarak neyi öngörüyor, güçlendirilmiş parlamenter sistem dışında ne söylüyor, onlar yok ortada.
varsa yoksa bir CHP eleştirisiyle devam ediyor. Yani buradan nereye varabilir bilmiyorum. Evet, sadece bir popüler bir isim var kendinin. Halk ve gençler tarafından yayılmış. Onun üzerinden gidiyor. Yani biraz anlaşılması güç hakikaten. Yani anlayamadım. Küskünleri toplayabilir bu şekilde. Yani o partilerin küskünlerini toplayabilir. Onlar da ne kadar olur? Evet. Çok ciddi bir şey olacağını sanmıyorum yani. Ama işte dediğiniz gibi 21 yıldır millet artık sıkıldı. Yani bu tek adam süreçlerinden, bu popülariteden. Yani artık insanlar tamam kahraman, en iyi. Hani bu vaatlerden, bu şeylerden hakikaten sıkıldı insanlar. Artık bir istişare ortamı, bir parlamenter sistem, bir artık insanlar kendilerine evet. değer verilmesi. Tek adamdan, bir kahramandan ziyade, bir halifeden ziyade artık ortaya bir gerçekten cumhuriyetçi, laik, demokratik birinin çıkması ve tek başına değil bir kadroyla bu işi yönetmesini istiyor yani. Çünkü hakikaten işte görüyoruz, hala görüyoruz. Yani şu an bir parti binalarına yapılan saldırılar, sonra şu an daha bugün haberini aldığımız o etiketleri yapıştıran Mahir evet. isimli gencin mesela tutuklanması gibi bu tür hadiseler aslında seçimden sonra... Yani evet bir... onu gözaltına alması da ne kadar vahim. Yani şu anda gerçekten Türkiye'de bir korku imparatorluğu oluşturulmuş durumda. Bu siyasi iktidar çünkü yargıyı öylesine silah olarak kullanıyor ki bugün herkes, ağzını açan herkes, eleştiren herkes işte çeşitli gerekçelerle, yani bu terör örgütü de olabilir ya da başka cumhurbaşkanına hakaret olabilir vesaire vesaire, her şekilde gözaltına alınıp tutuklanabiliyor. Günlerce içeride yatabiliyor. Ama iktidar yanlısı bir kişi istediği gibi konuşup istediği gibi herkese şeyleri, her şeyi yapabiliyor. Yani öyle bir ortamdan geçiyoruz. Ama mesele tabii sadece bu da değil. Gerçekten ülke kötü yönetiliyor. Ve bir tek kişinin ülkenin 80 milyonluk, 85 milyonluk ülkenin bütün sorunlarına derman olabilmesi mümkün değil. Nitekim aslında deprem sırasında organizasyon yetersizliğinin temel nedeni her şeyin merkezden ve merkezin de bir kişiye bağlanmasının sonucu. Yani ülkeyi tek kişi yönetemiyor, yetmiyor. Yani Tayyip Erdoğan gerçekten müthiş yetenekli, olağanüstü yetenekleri sahip olan bir kişi bile olsa, ki bence öyle değil, olsa bile bütün bunları yetebilmesi mümkün değil. Ya zaten düşünsenize, Tayyip Erdoğan sabahtan akşama kadar kendisine gelen raporların başlıklarını okusa gün yetmez. Sadece o gelen atama kararlarını inceleyip imzalamaya kalksa yine yetmez. Ki kaldı ki Tayyip Erdoğan bunları da yapmayı sürekli görüyoruz. Günde bir iki sefer oradan oraya konuşup duruyor ya da birilerini kabul ediyor. Ya buna rağmen nasıl yönetiyor? İşte bu şekilde yönetiyor. Bu şekilde Cumhurbaşkanlığı'na kararnameler çıkıyor ve sürekli düzeltiliyor. Sürekli birbirini düzelten, değiştiren kanunlar çıkıyor. Buyuz. Başka bir şey değil. Ama bu ülkenin gerçekten az önce sizin de söylediğiniz gibi her insanın değerli olduğunu hissetmeye ihtiyaç var. Yani her ülkenin bu ülkedeki alınan kararlarda, değişikliklerde fikrini ifade edebileceği bir ortama ihtiyacımız var. Yani bir kişinin her şeyi bilip her şeye karar verdiği bir ortam değil. Tam tersine. Her şeyde bir değişiklik yapılacaksa hep beraber tartışıp ortak bir akıl yolunu bulup oradan bu ülkenin siyasileri, parlamentosunun yasaları, işte kararları yönetmeye çıkardığı bir ortamı sağlamamız lazım. Demokratik bir ortamı. Yani ve bu ülkenin potansiyeli bence buna uygun zaten. Biz demokrasi konusunda epeyce bir deneyim kazandık. 100 yıllık deneyimimiz var sonuçta toplam olarak baktığımızda. Az değil bu. Bu deneyimi çöpe atıp bir Orta Doğu Cumhuriyeti ya da bir Orta Asya Cumhuriyeti gibi yaşarsak sonumuz pek de iyi olmaz diye endişe ediyor insan doğrusu. Evet, ama halen işte bazılarına bu hani kahramanlık, bu dünya bizi şey görüyor, Avrupa bizi kıskanıyor gibi gören maalesef bu cahilane kesim de var. Yani ama aslında arkasında insanların bakacağı en önemli şey Süleyman Demirel'in de dediği gibi işte tencerede düşen şeye bakarız. Yani biz şu an tencere kaynıyor mu kaynamıyor. Önemli olan soğanın kilosu 2,5 liradan şu an 25 liraya çıkmış mı? İşin biz bu kanadına bakmak durumundayız yani. İşte bakalım. Son olarak da şöyle bir şey sormak istiyorum. Faruk Bey, seçimden sizce seçim sonucu ne olur? Yani ya da ne öngörüyorsunuz? Soruyu sordum buna benzer ama ya da nasıl bir şey olmasını bekliyorsunuz seçimden sonra? Artık bunları yaşadık. Seçimden sonra da tutar bir şey olması. Yani şöyle bir defa aslına bakarsanız seçimin birinci turda bitmesi biraz zor gibi gözüküyor bence. Muharrem İnce ve Sinan Ogan'ın da adaylığı da birlikte.
Ki Tayyip Erdoğan geçen seçimde kazanırken zaten %51 küsuratla kazanmıştı. O nedenle oyları biraz azalmış olsa bile %50'nin üzerine çıkması biraz zor görünüyor. Ha yine olmaz mı? Olabilir tabii. Burası Türkiye. Bir defa bu seçimde ben sürprizler bekliyorum. Hiç beklemediğimiz şeylerle karşılaşabiliriz. Öylesine gerçekten keskin bir dönemeçten geçtiğimize inanıyorum. Birincisi bu sürprizler meselesi. İkincisi dediğim gibi seçim sonucunu muhalefetin başarısı, muhalefetin kampanyaları değil, asıl olarak iktidarın yıpranmışlığı, iktidarın yanlışları sonucu belirleyecek diye bakıyorum. Üçüncüsü de bu seçimden sonra, ikinci tura kalması halinde ki kalacağım büyük ihtimal olduğunu düşünüyorum. İkinci tura kalması halinde de parlamentoda kim çoğunluğu elde etmişse onun kazanma olasılığının daha da artacağına inanıyorum. Diğer Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğu elde etmişse ikinci tura daha avantajlı girecektir doğal olarak. Ya da tersi içinde yani diyelim Tayyip Erdoğan kendisi eğer parlamentoda çoğunluğu elde etmişse MHP ile birlikte ya da ittifak partileriyle birlikte ikinci tura daha avantajlı girebilir. O nedenle parlamento seçimleri gerçekten çok önemli olacak. Ve dördüncüsüne geleyim. Parlamentoda ki yapı gerek güçlendirilmiş parlamenter rejime dönülmesi, gerekse işte Millet İttifakı'nın istediklerini yapması açısından iktidar gelseler de çok önemli olacak. Ama doğrusu birdenbire ben Millet İttifakı'nın çok büyük bir sayıyla meclise gelip işte anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşabilmelerinin epeyce zor görüyorum. Dolayısıyla siyasette daha dalgalı, belki de 1-2 yıl sonra yeni bir seçime gitmemizi gerektiren bir yeni dönemle karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bir de eğer Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardan düşer ise o partinin ayakta kalabilmesi de zorlaşabilir. Çünkü onlar hep iktidarda kaldılar, iktidar dışında hiç devam etmediler. Geçmişte Anavatan Partisi'nin iktidardan düştüğü gibi ki biliyorsun Anavatan Partisi kurulur kurulmaz iktidara gelmişti. Onlar iktidardan düştükten sonra devam edemediler, eridiler. Aynı şey Adalet ve Kalkınma Partisi için de gerçekleşebilir eğer iktidardan düşerlerse. Onlar da hızla eriyebilirler ki burada o süreç daha da hızlı olabilir. Ama özetle yani bunları kesin tahminler olarak söylemeyeyim de ama siyasette daha dalgalı bir sürece doğru ilerlediğimizi söylemem daha doğru olur galiba. Evet. Zaten aslında sistemi olmayan her parti iktidardan sonra eğer iktidarsa çöküşe mahkum gibi bir şeydir. Çünkü şu an AK Parti bir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın etrafında birleşmiş. O olmadığı zaman hani AK Parti gibi bir parti hangi sistemin etrafında birleşir tekrar? Hani onu çok bilemiyoruz. Bir de Evet, aslında tek şunu sormak parti, istiyorum. yani tek kişinin partisi zaten yani Tayyip Evet. Erdoğan partisi var. Doğru. Aynen öyle. Evet. Bir de şunu sormayı unuttum. Sinan Oğan faktörünü nasıl görüyorsunuz seçimlerde adaylık noktasında? Aslında Yani çok işte uzak geliyor doğrusu ama. kestiremiyorum. Sinan Ogan milliyetçi kesimin oyunu alabilir ya da iktidar partisinden küskünlerin oyunu alabilir tabii. Çünkü bu seçimde bir de onu pek konuşmadık. Zafer Partisi gibi bir parti var. Zafer Partisi de geçmişte bu Cem Uzan'ın partisi gibi bir sürpriz yapabilir gerçekten. Sürprize gebe bir nokta orası. Yani dikkat etmek gerekiyor. Eğer orada öylesine bir farklı beklemediğimiz kadar oy alabilecek bir potansiyel var ise Sinan Ogan da birkaç puan oy alabilir. Ha birkaç puan diyorum. Hani ikinci tura geçebilecek kadar bir oy tabii ki beklemiyorum ama orada da az önce Muharrem İnce için söylediğim şeyi tekrarlayabilirim. Siyasi rüştünü ispat etme çabası var. Eğer Sinan Ogan da beklediğimizin üstünde bir sonuç alırsa milliyetçi kesimin yeni lider adayı olarak ortaya çıkar çünkü. Eğer dikkat edin mesela Muharrem İnce bugün eğer siyasette hala varsa bir iddia ortaya koyuyorsa onun temel nedenlerinden birisi Cumhurbaşkanı adayı olmasıydı. Orada ciddi bir oy alması. İkincisi de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olduğunda orada da bayağı ciddi miktarda oy almasıydı. Yani potansiyelin ortaya çıkmasıydı. Sinan Ogan için de aynı şey geçerli. Çünkü bir yandan baktığınızda milliyetçi kesimde işte yeni dalgalanmalar, yeni parti girişimleri var. Yeni ocaklar kurma gibi. Ama bir yandan da Milliyetçi Hareket Partisi eğer siyasi analizcilerin söyledikleri gibi zayıflıyor, oyu çok düşüyorsa buradan Devlet Bahçeli'nin de liderliğinin
sona doğru ilerlediği söylenebilir ki yaşı da epeyce ileri. O nedenle Sinan Ogan'ınki de aslında bakarsanız bir yandan bir milliyetçi kesimin liderlik iddiası diye bakıyorum. Evet, yani şu an sağ taraftan özellikle MHP'den, Vahdat'tan kopanlar ya da fikri karışmış olanlar Sinan Ogan'a. Solcularda öyle bir şey çok, daha doğrusu solcu demişim. Şey, bu Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, bu Millet İttifakı'nı hani çok fazla kararsız kalınacak olan düşünmüyorum. Yani hani Muharrem İnce'ye kayacak çok bir kesim göremiyorum. Muharrem İnce bunu nasıl görüyor? Onu da tam bilemiyorum. Hani çünkü oylarım %30'a kadar çıkmış durumda falan gibisinden bazı sözleri var. Artık %30 göreceğiz. Bile olsa %30 yani bir hayal tabii ama o hayal bile yetmez zaten. İki metre kalması için biliyorsunuz. Evet. Yani artık göreceğiz bakalım. Ülkemiz için hayırlısını diliyoruz. Yani bugüne kadar gördük, inşallah uyanırız. Yani önemli olan odur. Evet, evet. Faruk Bey, teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Yani hepimizin hayrına olsun diyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler diliyorum. Sağ, sağ olun. Olun. Hoşça kalın. Size de kolay gelsin. Hoşça kalın. Sağ olun. Thank you.